Herkese merhabalar. Uzun zaman sonra tekrar birlikteyiz. YouTube videolarına bir süre ara vermiştim biliyorsunuz. Bayağıdır YouTube videosu paylaşmıyordum. Bu vesileyle şu kış dönemine girerken işlerim vesaire biraz daha yoğunluk azaldığı için sizlerle bir video yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz ki yaklaşık olarak 18-19 aydır İngiltere'deyim ve bu 18-19 ay boyunca hiç Türkiye'ye gitmedim. Yaklaşık olarak bir 10 gün önce Türkiye'deydim. 2 haftalık bir tatile gittim. Yani arkadaşları ve aileyi görmek için bir tatile gitmiştim. Sizlere biraz daha farklılıkları daha iyi görmek adına bunları anlatmak istiyorum. Bir süre burada yaşadıktan sonra Türkiye'ye gidip o farklılıklar nasıl gözüme çarptı, o farklılıkları nasıl gördüm, bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Sizlerle vize türleri vesaire bütün videoları buluşturmaya çalışacağım. Bundan sonra daha çok özen göstereceğim. Yani bana da mesaj atıyorsunuz vesaire, vize türleri, İngiltere'ye nasıl geliriz, neler yaparız. Ya çok soru var. Bunlara da derli toplu cevaplar vermek için ilerleyen zamanlarda video yapacağım. Sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de neler gördüm? Türkiye ülkemizde neler farklı, neler değişmiş veyahut da değişmeyen şeyler neler? Buraya kıyasla biraz daha yorumlamak istiyorum. Yani ilk adım attığımdan itibaren, mesela havaalanından geldiğimden itibaren, yani ülkemizdeki şu stresi veyahut da insanların ekonomiden dolayı birbirlerine olan tavırlarını çok rahat görebildim. Gerçi biraz daha artmış bu eskiye göre. Böyle bir sıkıntılı durum var. Yani taksicinin bile geldiğimde havaalanında zorla beni taksiye almak için bize para ateşle lütfen vesaire. Lütfen değil de bize para ateşle böyle tabirler kullanması, bildiğiniz taksici tacizi diyebilir miyiz bilmiyorum, nasıl dersek yani o tarz bir şeye uğrayabiliyorsunuz. Yurt dışından gelince bize de para ateşle bilmem ne tarzı. Zaten taksiye bineceğim, hani burada bir durum yok, böyle bir durum, bir şey yok. Yani o yüzden ilk göze çarpanlardan böyle başlamak istedim. Onun dışında biraz daha insanlar ülkede durmak istemiyorlar. Malum durumlar veya ekonomik durumlar, alım gücünün, standardın düşmesi diyebiliriz buna bence. Çünkü gözlerimle de gördüm bunları. Yani 19 ay önce Türkiye'deyken 19 ay sonra geldiğimde tekrar aynı ürünlerin fiyatları, yani birçok ürünün fiyatı 2 katına 3 katına, yani müthiş bir zam gelmiş, yani müthiş zamlanmış ürünler, çok zam gelmiş. İnsanlar çok şikayetçi bu durumdan. Herkes birbirine karşı çok öfkeli, çok sinirli. Ekonomik durumlar bunları biraz da beraberinde getiriyor. Daha önce 100 liraya aldığımız ürünleri şimdi 300 TL'ye gibi bir meblağa, 300-400 TL'ye gibi bir meblağa geldiğini gördüm. Yani burada belli bir standartta yaşayıp belli bir standartta alabiliyorsunuz. Mesela 100 pound'a alıyorsanız 2 sene sonra da aldığınız ürünler hemen hemen yaklaşık olarak aynı fiyat tutuyor. Yani bunun insanlarda getirmiş olduğu büyük bir öfke var. Yani her ortama gittiğimde arkadaşlarım kaçmak istiyor. Yani ülkede durmak istemiyor. Bana diyor ki İngiltere'ye nasıl geliriz vesaire, vize türleri. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ve ben de gelmek istemem. Hani böyle kaçayım gideyim, işte ekonomik durumlar vesaire, alım gücü, yaşam standardı açısından insanlar kaçmak istiyor. İnsanlar durmak istemiyor. İşte bir şekilde açıklamaya çalışıyorum. Hani nasıl gelirler, vize türleri. Ya İngiltere'ye gelmektense herhangi bir ülkeye gitmek istiyor adam. Ya Avrupa'da, Amerika, Kanada diyor. Yani Amerika, Kanada, ya bu göç yasalarını hep soruyorlardı. Hep bunlar hakkında sorular var Türkiye'ye gittiğimde. Yani ekonomik olarak bir buhran içinde insanlar. Yani her şeye böyle bir zam gelecek. Yani alkol fiyatlarını konuşmak bile istemiyorum. Yani ya müthiş, ya çok şey yani. Böyle insan durup dururken sinirleniyor, yani durup dururken strese giriyor. Yani aylarca çıkmayan sivilce suratımda çıktı mesela. Konuşarak anlaşamıyorsunuz. Konuşarak, bir şeyleri konuşarak halletmeye çalıştığında insanlar bağırıyor. Yani insan konuşarak, güzel konuşarak bir şeyleri halletmeye çalışanları biraz daha savunmasız gibi görüp ona bağırıyorlar, çağırıyorlar. O yüzden geldiğimde birçok işi, birçok meseleyi de böyle
bağırarak maalesef halletmeye çalıştım. İnsanlar çünkü kimse güzel konuşunca bir şeyleri halletmiyor, bir şeyleri yapmıyor. Küçük görme olayı var. Mesela ben İngiltere'de bir şeyi konuşarak hallettiğimde, mesela ufak bir diyalogla bir sorunu, bir meseleyi çözüyorsunuz güzelce konuşarak. Yani bunu kendi ülkemde göremedim, kendi ülkemde çözemedim bu problemleri. Sanırım insanları da anlıyorum, herkesi anlıyorum, hiç problem yok. Ben de zaten 19 aydır sadece buradayım. Yani 19 aydır oradasın, bize ahkam mı kesiyorsun tarzında konuşabilirsiniz. Ama ben gördüğüm farklılıkları söylüyorum. Ekonomik olarak çok zor bir durum. Yani asgari ücretli bir kişinin geçinmesi çok zor. Yani buradaki asgari ücretliyi düşünüyorum. Kendi ülkemdeki asgari ücretliyi düşünüyorum. Yani bunun biraz daha değiştirmek gerektiğine inanıyorum. Onun dışında trafikteki problemler vesaire, bildiğimiz gibi yani yine insanlar trafik stresini yaşıyorlar. Trafikte arabalar yine birbirinin önüne geçme, direksiyon kırma, çaprazdan gelip önüne geçme, yani kazalar da bu şekilde kaçınılmaz oluyor. Yani burada neredeyse kaza görmedim diyebilirim bu aylarda. Ya kendi ülkemde 2 haftada kaç tane kaza gördüm. Biraz da bir yere yetişme çabası var insanlarda. Sürekli bir yere hızlıca gideyim, onu geçeyim, ondan önce varayım gibi bir stres var. Bu stres de insanlarda böyle bir şeyi doğuruyor, kazaları doğuruyor, birbirine şiddeti doğuruyor. Sırada bekleyememe sorunu var. İnsanlar sırada bekleyince birbiriyle kavga ediyorlar herhangi bir sırada. Mesela birbirinin önüne geçince hemen birbirine saldırma, hemen bir kavga, bir dövüş havası esiyor. Yani bu durum hala böyle maalesef. Bunlar gözlemlediğim şeylerdi. Onun dışında ekonomik, standart alım gücü vesaire. Onun dışında ülkemiz gerçekten şey olarak, coğrafi olarak güzel, ama işte bu tarz sebepler hepimizin, sizlerin özellikle bir yerlere gitme çabası, bir yerlere göç etme, İngiltere, Amerika, Kanada gibi ülkelere gitme şeyi doğuruyor. Buradaki standartları biz bilmiyorum, YouTuber'lar vesaire gösteriyor. Ben de olanı göstermeye çalışıyorum. Neyse onu gösterdim önceki videolarımda zaten. Hani bu ülkelerin de kötü yanı yok mu? Kötü yandan ziyade tabii farklılıklar var. Hani bizde olmayan, mesela bizde olup burada olmayan, burada olup bizde olmayan şeyler tabii var. Bunları da hep anlattım. Eski videolarımı da izleyebilirsiniz. O yüzden insanlar biraz daha huzurlu, biraz daha stressiz, biraz daha standart bir alım gücü yüksek yerlere kaçmak istiyorlar. Bu yüzden biraz daha ülkemde bunları gördüm. Herkesin bundan şikayet ettiği, bundan serzeniş bir durum sergilediğini gördüm. Keşke elimden gelse de işte böyle bir göç durumu vesaire, herkes gelebilse, insanlar gelmek isteyenler gelebilse. Örneğin işsizlikten ziyade insanlar biraz daha çalıştığı ücretle kendilerine o istediği alım gücünü sağlayamıyorlar maalesef. Örneğin bir asgari ücret veya biraz üstünde çalışan arkadaşlarımda gördüm ben bunu. Aldığı parayla istediğini yapamıyor. Yani istediği standart alım gücünü sağlayamadığı için insanlarda böyle bir mutsuzluk doğuyor. Bunu da ister istemez birbirimizde görüyoruz, birbirimize yansıyor. Yani bu da inşallah önümüzdeki süreçte daha iyi olur, çözülür. Bizim ülkemizin de ben böyle standartlarımızın biraz daha iyi olmasını isterim tabii. Ülkeme dönüp ülkemde çalışmak tabii ki de isterim. Şu an buradayım vesaire, hedefler vesaire var. Master kovalama gibi hedefim var, başka işler gibi hedefim var. Bunlar için biz de burada mücadele ediyoruz. Mücadele gerektiriyor. Mücadelenin de karşılığını şey olarak, standart olarak alma imkanı bulabiliyorsunuz bu ülkelerde. Onun dışında söyleyeceklerim genel olarak böyle, tamamen ekonomiye dayanıyor. Neredeyse %90'ı insanların şikayet etmesi, serzenişte bulunması diyeyim.
bu durumu getiriyor. Ekonomiden dolayı getiriyor. Standartlardan dolayı getiriyor. Yani biz de hani burada ahamşam öyle bir hayat yaşadığımızdan değil. Yani biraz daha insanlar stressiz, biraz daha standartlı bir hayat yaşıyor bu ülkelerde. O yüzden hani uzun yıllardır bu ülkede yaşayan Türkler de bu yüzden de dönmüyorlar. Yani adam mesela soruyorum, Türkiye'ye döndüğünde ben aynı işi yapsam diyor, buradaki getirisini alamayacağım diyor. Buradaki getirisini hayatıma yansıtamayacağım diyor. O yüzden dönmüyor buradaki uzun yıllardır yaşayan Türkler. Bir de buradaki hayata alışınca insanlar dönmüyor. Tabii ki de hep bir problem, hep bir sorun, her şeyde bir sorun var, ekonomik. Yani bunları uzun zaman böyle konuşuruz, anlatırız. Çünkü böyle bir videoyu kısaca farklılıkları göstermek adına yaptım. Umarım her şey düzelir, umarım her şey iyiye gider, bir şeyler olur. Kalın. Sizlere az çok vize süreçlerini yine anlatmaya çalışacağım. Önceki videolarımda bir tane skilled worker yetenek vizesini açıklamıştım. Orada biraz daha vasıflı vize yöntemi vardı. Daha farklı vize yöntemleri de var. Tabii ki onları da elimden geldiğince çalışıp, okuyup, anlamaya, size anlatmaya çalışacağım. Yani benim derdim YouTube kanalında bunları biraz daha anlatmak insanları. Biraz daha bizim ülkemizde eğitim almış, kendini geliştirmiş insanların buraya gelmek istemesi var. Buraya gelmek için bana mesajlar atıyorlar veya başka yere nasıl gideriz. Bunlar için de, böyle şeyler için de videolarım olacak. Onun için de kendimizi sürekli geliştirelim diyorum, tavsiye ediyorum. Hani göç yasalarını incelerseniz eğer, belge, İngilizce bilmek vesaire, bunlar kesinlikle gerekiyor. İngilizceyi geliştirin, İngilizcenizi özellikle her yerde söylüyorum. Ben de burada geliştirdim. Yani önceki üniversitede İngilizce eğitim aldım, ancak konuşmamı ben burada geliştirdim ve her günde yeni şeyler öğrenerek gidiyor bu. Çünkü dört dörtlük olamazsınız yani kaç yılda yaşasanız. Çünkü her gün yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Bu kültür çok farklı bir kültür. Bu kültüre adapte olmak da çoğu insan için de kolay değil. Gelen Türkler var bazen. Bazı Türkler dönebiliyor kültüre adapte olamayıp, ama gelip de direkt bu kültürü sevip kalanlar var. Yani bizden çok daha farklı bir kültür, ama buraya adapte olmak da, mücadele etmek de bir başlı başına bir şey istiyor, bir enerji istiyor. Bence o enerji de bizim gibi Türklerde, biz Türklerde olduğuna inanıyorum zaten. Buraya gelen bütün Türklerde gerçekten müthiş bir şekilde, müthiş tempolu bir şekilde çalışıyor. Herkes uzun saatler çalışıyor. Ya paranın alım gücünü veyahut da paranın şeyini görünce Türkler, ya bizler yani çok çalışıyoruz. Biraz da kendimi de şikayet edeyim. Ben de bu süre zarfında, yaz döneminde biraz fazla çalıştım, ama şu an tamamen eğitime odaklanmak için biraz daha kendimi vereceğim. Master vesaire, başka eğitimler olsun, bunları biraz daha kovalamaya çalışıyorum bu aralar. Bunlar da yakında kanalda olacak açıkçası. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İleriki videolarda görüşmek üzere.